eğitim ve danışmanlık alanında hizmet veren Zeynep Hanım'la gerçekleştirdiğimiz röportajı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler. Çok teşekkür ederim İvan'a. Efendim, bugün stüdyolarımızda Zeynep Özkara'yı ağırlıyoruz. Kendisiyle birlikte eğitim ve danışmanlık hizmetlerini konuşacağız. Ama önce tabii ki Zeynep Hanım'ı tanıyalım. Nasılsınız Zeynep Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için öncelikle. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz lütfen? Zeynep Özkara ismim. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezunum. Konya'da yaşıyorum. Eğitim ve danışmanlık alanı üzerine bir ofisim var. Çok güzel. Şu anda da eğitim ve danışmanlık hizmetinizi gayet güzel bir şekilde veriyorsunuz. Bunun içerisinde en önemlisi olan tabii ki de iş güvenliği mevcut. İş güvenliği eğitimi bütün aslında işçilere, işverenlere, herkesin bilmesi gereken bir eğitim. Evet. Ne yazık ki Türkiye genelinde çoğu firma almıyor ve işçilere iş güvenliği eğitimi vermiyor. Bunun sonucu da tabii ki çoğu böyle cezaları ortaya çıkartıyor. Hem işçi olumsuz yargılanıyor hem de işveren. Aslında bunların hepsinin denetimli bir şekilde özel kurum da olabilir, devlet kurumları da olabilir. Bu şekilde almaları daha olumlu olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. İş güvenliğinin yanı sıra beraberinde gelen eğitimler nelerdir? En küçükten en büyük işletmeye kadar bir işletmecinin alması gereken kalite kontrol eğitimleri vardır. O işi ne derecede kalite kontrol anlamında yapabiliyor, bunlar gereklidir. Denetimci ilk geldiği zaman zaten diğer belgelerden önce buna bakar, sonra hijyene bakar, sonra da eğer bir gıda fabrikasıysa BRC'ye bakar. Eğer değil ise kalite kontrol ve hijyen önemlidir zaten diğer firmalarda da. Kendi firmanız adına geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Şu anda şöyle yapmayı düşünüyorum. Eğitim ve danışmanlık alanında sadece fabrikalarla kalmak istemiyorum. Ben öğrencileri de hedeflemek istiyorum. Çünkü hedefimde de zaten. Öğrencilere daha çok eğitim vererek ilk önce normalde yanında vermek istediğim mesela stresle başa çıkabilmek olabilir ve stres kaygısı olabilir, kariyer hedefleme olabilir. Bunları bu şekilde hani eğitim kısmımı da daha çok öğrencilere yönelik açarak daha iyi bir yerlere gelmelerini istiyorum. Zeynep Hanım, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buradan bana bu işi kurmamda yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa belki buralara gelemezdim ve halen yanımdalar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Efendim, Zeynep Özkara ile sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.